Şimdi bir anne bebek arabasında kızını bırakıp markete giriyor. Şimdi ben bunu hiç anlamıyorum. Yani bebek arabasıyla beraber gidebilirsin. Yani şimdi görüntülerde geliyor. Neden? Şöyle kaldıracaksın. O pusetler rahat kalkıyor ve itilebiliyor aslında normal şartlarda. Fren tutmamış bebeğin arabasının freni. Tam o anda bir de motosiklet geliyor ama bakın işte bebek nasıl kurtuluyor. O andaki refleks çok önemli ama anneden değil maalesef ki. Motora dip dibe girdiler. Kadın dondu kaldı. Koşamadı arkasında arabanın. Bebek arabasındaki kızını marketin önüne bırakıp alışveriş yapmak istedi. O dükkana girerken bebek arabası kaydı. O anlar market kamerasına an be an yansıdı. Araba gidiyor dedim, koşmuş arkasından. Kadın da şok olasında yani nasıl gitti diye, o da kimse çocuğunu öyle bırakmaz. Yürekleri ağza getiren o olayın yaşandığı adresteyiz. Küçükçekmece'de dün akşam saatleriydi. Bebek arabalı bir kadın bu marketin önüne geldi alışveriş yapmak üzere. Ben marketteydim, kasada oturuyordum. Tam çıkıyordum. Bir su almaya geldi, acelesi vardı. Çocuk 3-4 yaşlarında, kız çocuktu. Burada bırakıp dükkana yöneldi. Ne olduysa da o esnada oluyor zaten. Bakın burası yokuş aşağı, görüntülerde de görüyorsunuz. Kadın burada arabanın frenine basıyor aslında. Acelesi olduğundan dolayı freni demek ki tam tutmadı. İki merdiven çıktı, demirleri tutmadı herhalde. Araba gittim, fark ettim. O esnada neyse ki dükkanda Vedat Akgül vardı, 16 yaşında kendisi. Fark eder fark etmez de hemen fırladı ve bebek arabasını yakaladı. O esnada motor böyle geliyordu. Şurada böyle yakaladım, onu hemen böyle geri çevirdim. Kadın zaten şok geçirdiğinden dolayı koşamadı arkasından da, öyle diyeyim sana. İşin enteresan tarafı, anne o anda şoka mı girdi bilinmez ama baka kalıyor sadece. Kazanan bir şey diyemiyor, konuşamıyor da teşekkür etti, rica ederim abla. Burası işlek bir cadde, görüntülerde de görüyorsunuz. Bir motosiklet sürücüsü saniye farkıyla teyit geçiyor bebek arabasını. Yakalayamazsan bir arabayı çarpardı ya da motorla kafa kafaya girerdi. Allah muhafaza. Belki şu an ohum edebilirdi, Allah korusun da yani. Belli ki evladının nasıl bir tehlike atlattığının farkında değildi. Onu yine dışarıda bıraktı. Kadın tanımıyoruz. O çıkana kadar başında bekledim ben zaten orada. İçeridekiler uyarınca geri döndü. Herkes rahat bir nefes aldı. Caddenin ortasında bıraksaymış bir de arabayı. Yani harbiden hani insanın yani demesi geliyor. Bu böyle senin çocuğundan daha var, daha değerli varlıklar, daha değerli bir varlığın var mı? Bir de geliyor gayet rahat bir şekilde. Böyle bir ve teşekkür etmiş arkadaşa. Yani Allah razı olsun, o genç arkadaştan fırlamış almış. Geçtiğimiz hafta da sen de bir haber vermiştik hatırlarsan. Dondurmacıda bebeğini unutup yarım saat sonra geri gelmişti anne. Özellikle annelerin ihmalkarlığı yani gerçekten beni benden alıyor. Yani aslında bunu neye bağlamış o gün hatırlarsan, işte süt veren annede bir takım unutkanlıklar vesaire gibi, gibi lohusalık döneminde başına gelebilecek olaylar, fakat bu hanımın pek lohusalık durumu yok, gerçekten çok kıl payı bebek kurtulmuş. Hep de böyle şeylerde kıl payı, Allah koruyor ya. Yani şimdi eminim bu görüntüleri izledikten Allah sonra bu anne ya. Çok üzülmüştür. Belki bir şokun etkisiyle bunu yaşıyor ama ne olursa olsun eşi, annesi, babası, ailesi de. Ya ben şurada olsam de, feryat figan ne yaptım ben diye yerlere düşünebilir misin? Dövünürdüm açıkçası. Ciddi bir tepki görmüştür herhalde, bir daha ömrü boyunca böyle bir şey yapmaz. Bir daha da yapmaz inşallah.